Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemini anlatacağım. İlk dersimiz olacak Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemiyle ilgili. Konunun önemli olduğunu bilmenizi istiyorum. ÖSYM bununla ilgili her yıl soru sormakta arkadaşlar. Bazı yıllar 4 soru sorduğunu bile biliyoruz. 4, 3, 2 şeklinde arkadaşlar değişiyor yıllara göre. Ama konu kesinlikle önemli, bilmenizi istiyorum. Özellikle kişilere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bazı yorumlu sorular karşımıza çıkar. Maddeleri iyi yorumlamanız gerekecek arkadaşlar. Genel gelen isimlerini, ilkleri bu açıdan iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Kurtuluş Savaşı hazırlık sürecini Mondros Ateşkes Anlaşması'na kadar götürmek istiyorum. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı biliyorsunuz Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda ayrılması Mondros imzalamasıyla olmuştu. Yani bir ateşkes anlaşmasıydı. Böylece çatışma sona erdirmişti. Şimdi süreci Mustafa Kemal'e bağlantısını Mustafa Kemal'le birlikte bağlantısını aktararaktan vermek istiyorum. Mondros imzalandığında Mustafa Kemal Suriye'de arkadaşlar. Suriye'de Yıldırım Orduları Grup komutanlığına bağlı. Önce 7. Ordu komutanıydı. Daha sonra Alman general vardı. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın başında. Alman general bu görevden alınınca Mustafa Kemal onun yerine atanmıştır. Ve Mondros imzalayan hükümet de Ahmet İzzet Paşa hükümetiydi. Ve Mondros'tan hemen sonra istifa etmiştir. Ardından yerine Tevfik Paşa hükümeti kurulacaktır arkadaşlar. Ahmet İzzet Paşa'nın yerine Tevfik Paşa hükümeti kurulmuştur. Şimdi Mustafa Kemal'e tekrar bağlantı kuracak olursak, Mondros Ateşkesi'nin bir maddesinde Osmanlı orduların terhis edilmesi isteniyordu. Aynı zamanda cephaneye de el konulacaktı. Mustafa Kemal de Yıldırım Orduları Grup Komutanı olduğu için ona da emir gitti arkadaşlar. Ordularını dağıtılmasına yönelik olarak. Ve Mustafa Kemal ordusunu 5 Kasım 1918'de dağıtmıştır. Yani terhis etmiştir. Askerleri evlerine göndermiştir. Mondros'un imzalanması 30 Ekim 1918, 5 Kasım 1918'de de Mustafa Kemal orduları terhis etmiştir. Ve ardından İstanbul'a arkadaşlar gelecektir. Mustafa Kemal'in İstanbul'a geliş tarihi 13 Kasım 1918'dir. Aynı tarih İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgal edildiği tarihtir. Ve geldiğinde düşman gemilerinin boğaza demirlediğini gören Mustafa Kemal şu ünlü sözünü söylemiştir arkadaşlar. Bunlar geldikleri gibi giderler sözünü kullanmıştır. Ki bunu kime söylemiştir? Yaverine söylemiştir arkadaşlar. Bunlar geldikleri gibi giderler demiştir. Bakın bu sözde ne var biliyor musunuz? Mustafa Kemal'in Türk milletine olan inancı ve güveninin göstergesidir. Çünkü Türk milleti hiçbir zaman düşman işgali altında yaşamamıştır ve yaşamayacaktır. Onları geldiği gibi göndereceklerdi. İşte burada Türk milletine olan inancı gerçekten önemlidir arkadaşlar. Aynı zamanda Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğünün de bir göstergesi midir? Kesinlikle arkadaşlar. Çünkü olacağı zaten biliyordu. Mustafa Kemal Türk milleti asla bunlara prim vermeyecekti ve onların ülkesinden söküp atacaklardı. Birinci sözü buydu. Geldikleri gibi giderler sözü. İkincisi de, bakın ikincisi de Rafet Ferit'e söylediği bir söz var. Şöyle diyor. Hata ettim. İstanbul'a gelmemeliydim. Yani direkt Anadolu'ya geçmeliydim şeklinde bir ifade de yine kullanıyor. Bu da yine önemli bir sözdür. Kime söylediğini bilin arkadaşlar. Rafet Ferit'e bu sözü söylemiştir. Mustafa Kemal İstanbul'a gelirken Suriye'den İstanbul'a gelirken yeni kurulacak olan hükümette Milli Savunma Bakanlığı görevine gelirim diye kendi kafasına bir şekilde bunu düşünmüştü arkadaşlar. Yani bu şekilde değerlendiriyordu süreci ve ülkeme, milletime hizmet ederim diye düşünüyordu bu göreve gelirsem. Fakat yeni kurulan hükümette Mustafa Kemal bu göreve gelmemiştir. Ve bunun üzerine İstanbul'da Mustafa Kemal arkadaşlar Şişli'de bir ev kiralıyor ve ülkenin geleceğiyle ilgili önemli kararların alınması için arkadaşlarla sürekli toplanıp görüşmeler yapıyormuş ve toplantılar yapıyormuş arkadaşlar. Ve o birlikte ülkenin kurtulması ile ilgili karar alan komutanları da mutlaka bilin arkadaşlar, çünkü onlar da önemlidir. Kazım Karabekir, Rauf Orbay, İsmet İnönü ve Ali Fuat Cebesoy ile birlikte Şişli'de gizli gizli toplanıp ülkenin kurtuluşu ile ilgili çareler arıyorlarmış.
Bunlara dikkat. Yine Fethi Okyar'la birlikte bir de Minber gazetesi çıkartmışlardır ki buna da dikkat. Mustafa Kemal'in çıkarılmasında etkili olduğu ilk gazetedir. Bakın Minber gazetesi ki bu bir sınav sorusudur. ÖSYM bunu zaten sordu arkadaşlar. Ve Minber gazetesiyle ülkenin içinde bulunduğu durumu halka anlatma yoluna gitmiştir. Ve burada da Mustahar ismiyle makaleler yayınlamıştır. Bunu da yine bilmenizde yarar var. Bir şey daha belirteyim bununla ilgili. Mustafa Kemal'in Suriye'den İstanbul'a geldiği tarih olan 13 Kasım 1918 ile Mustafa Kemal'in Samsun'a 9. Ordu müfettişi olarak çıktığı tarih olan 16 Mayıs 1919 arasındaki yaklaşık 6 aylık süre zarfında Mustafa Kemal ile ilgili çok fazla bir bilgiye sahip değiliz arkadaşlar. Bu yüzden bu döneme karanlık dönem denilmiştir. Evet, bu döneme karanlık dönem adı verilmiştir. İşte bildiğimiz kısıtlı bilgiler, Minber gazetesinin çıkartması, Şişli'de kiraladıkları evde ara ara toplanıp ülkenin durumu ile ilgili konuştuklarını biliyoruz. Yani bunun haricinde çok fazla bir bilgiye sahip değiliz arkadaşlar. Bu yüzden karanlık dönem diyoruz. Bu süreci söyledikten sonra yavaş yavaş başlıyor arkadaşlar milli mücadele. İzmir'in işgal edilmesi olayı var ki gerçekten çok önemlidir. İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919'da gerçekleşmiştir. Ve İzmir'in işgal edilmesi Türk milletinin arkadaşlar uyanmasında çok büyük bir olay olmuştur. Neden biliyor musunuz? Çünkü Mondros imzaladığında askerler evlerine dönmüştür. Ve bu bir nebze olsa ailelerde bir mutlu bir hava yaratmıştı. Fakat mutlulardı ama ülkede huzur yoktu çünkü işgal vardı arkadaşlar. Osmanlı yönetimi bir yanda işgallere karşı halkın tepki göstermemesini, işgallerin geçici olduğuna dair sürekli açıklamalar yapıyordu. İşte İzmir'in işgal edilmesi Türk milletinin uyanmasında çok büyük bir etken olmuştur. Çünkü İzmir'in işgaliyle işgalin geçici olmadığı, kalıcı olduğu yani ilhak amaçlı olduğu ortaya çıkmıştır. İşte bu yüzden İzmir'in işgali bizim için çok çok önemlidir. Ve Mustafa Kemal'in de işini çok kolaylaştırmıştır. Neden biliyor musunuz? Türk milletinin Mustafa Kemal'in etrafında teşkilatlanmasında gerçeği görmeleri açısından İzmir'in işgali Türk milleti üzerinde gerçekten çok çok önemli olmuştur. Ve gerçeği görmüşlerdir. Bu da Mustafa Kemal'e destek vermelerinde çok büyük bir etki yaratmıştır. Bu da Mustafa Kemal işini bir nebze de olsa kolaylaştırmıştır. Yani o dönem şartlarını düşündüğünüzde Mustafa Kemal işinin hiç de kolay olmadığı bir gerçektir arkadaşlar. Evet ama o bu işin içerisinden arkadaşlar çok iyi bir şekilde ve başarılı bir şekilde sıyrılacaktır ve bize Atatürk olacaktır. Evet Mustafa Kemal'likten çıkıp Atatürk olacaktır. Bu açıdan önemlidir. Peki gelelim şimdi İzmir neden işgal edildi? Gerekçelerine bakalım. Gerekçeleri açısından bir Wilson ilkelerinin yayınlanması. Wilson'da bir bölgede hangi millet sayıca fazlaysa o bölgenin yönetimi onlara verilecek ifadeleri vardı. İşte bunu kendilerine dayanak olarak gösteriyorlar. Bu bir. İkincisi Paris Barış Konferansı kararları. Sahte belgelerle İzmir'de sayılarının fazla olduğunu kanıtlayan belgeler götürdüler ama hepsi sahteydi. Halbuki orada Türkler sayıca fazlaydı. Ve Paris Barış Konferansı'nda da İzmir ve çevresi Yunanistan'a verilmiştir. Bundan da bir destek aldılar, bir güç buldular. Yine Rum nüfusunun bölgede çoğunlukta olduğunu iddia ediyorlar. Türklerin Rumları bölgede katlettiğini iddia ediyorlardı. Bir diğer iddia ise İzmir'in eski Yunan medeniyetinin bir devamı olduğu ve Yunan toprağı olduğuna dair arkadaşlar iddialar vardı. İşte bu iddiaları aynı zamanda İtilaf Devletleri'nde desteklemesi sonucu Yunanlılar İzmir'i 15 Mayıs 1919'da işgal etmişlerdir. İzmir'in işgalinin hem iç politikada hem de dış politikada önemli sonuçları vardır. Bakın bunlar gerçekten önemli. Bunları iyi bilmelisiniz arkadaşlar. Birincisi iç politikada yani ülke içerisinde nasıl bir süreci başlatmıştır? Bir sefer işgallerin geçici olmadığının ortaya çıkmasını sağlamıştır. İşgal geçici değil, kalıcıydı, bunu göstermiştir. İki, Kuvayi Milliye ruhu ortaya çıkmıştır. Çünkü Osmanlı işgallere karşı tepkisiz kalmıştı ve bu bölge halkının yani işgal edilen bölge halkının evindeki silahını, topunu, tüfeğini artık elinde ne varsa alıp cepheye gitmesine arkadaşlar zemin hazırlamıştır. Ki bu da Kuvayi Milliye dediğimiz milis
güçlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Yine İzmir'de Hasan Tahsin, diğer ismiyle Osman Recep Nevres, Hukuki Beşer gazetesinin başyazarıydı. İlk kurşunu atmıştır. Evet, ilk kurşunu atan kahramanımızdır. Ve işgallere karşı Türk milletinden bir direniş başlamıştır. İşte iç politikadaki süreci arkadaşlar böyle olmuştur. Bir notumuz var, önemli bir bilgimiz var. Yunanistan İzmir'i işgal ettiğinde halka baskı yapıyorlardı ve yaşasın Venizelos diye arkadaşlar halkın bağırmasını istiyorlardı ve herkese bunu zorla yaptırıyorlardı. O esnada Albay Süleyman Bey arkadaşlar bu cümleyi kullanmadığı için, yani yaşasın Venizelos demediği için Yunanlar tarafından şehit edilmiştir. Süleyman, Albay Süleyman Bey'i de mutlaka bilmenizde yarar var arkadaşlar. Şimdi iç politika sonuçları böyleyken bir de dış politika sonuçlarına bakalım. Amerika bölgeye bir heyet göndermiştir. Buradaki çatışmaların sebebini öğrenmeye, araştırmaya ve aynı zamanda iddialar vardı. Türklerin sayıca fazla olduğu, Rumların sayıca fazla olduğu gibi her iki tarafta arkadaşlar iddialarını ortaya atıyorlardı ve ABD bölgeye Amiral Bristol başkanlığında bir heyet göndermiştir. Ve heyet gelip araştırmalarını yaptıktan sonra bir rapor yayınlamıştır. Ve tarihe de bu Amiral Bristol raporu olarak geçmiştir ki bizim için çok çok önemlidir. Ve raporda heyet şöyle bir arkadaşlar açıklama yapmıştır. Demiştir ki bölgede Rumlar değil Türkler sayıca fazladır. Türklerin Rumları katlettiği iddiası tamamen asılsızdır. Evet, bu bilgi doğru değildir. Tam tersi vardır. Yani Rumlar Türkleri katletmektedir şeklinde bir rapor hazırlanmıştır. İşte bu rapor önemli, sınav sorusu aynı zamanda. Türklerin haklılığını uluslararası alanda ilk defa ortaya koyan bir belge olması itibariyle çok çok önemlidir. Evet, Türklerin haklılığını uluslararası alanda ilk defa belgeleyen rapor Amiral Bristol raporudur. İzmir ve çevresi için bu rapor var arkadaşlar. Yine çok sayıda raporumuz var arkadaşlar. İşte Hatay için Sander var. Doğuda Ermeni Türk sayısının fazla olup olmadığına dair raporda işte General Harbut raporu var. Onları ilerleyen süreçte bütün raporlar tek tek arkadaşlar anlatacağım. Hrisantos raporu falan var. Onları tek tek açıklayacağım. Evet, İzmir işgalinin dış politikadaki sonuçları da bu şekilde gerçekleşmişti. Şimdi gelelim Milne hattı diye bir hattımız var. Bir de rapor olarak da ifade edilir bu. Milne raporu veya Milne hattı. Arkadaşlar, İtilaf Devletleri'nin Türklerle Yunanlılar arasında güvenli bir bölge oluşturma amacıyla oluşturdukları savunma hattına biz Milne hattı veya Milne raporu diyoruz arkadaşlar. Evet, Yunanlarla Türkler arasında herhangi bir çatışma olmasın diye oluşturdukları bir hattı arkadaşlar. Milne hattı 1919'da çizilmiş. Ama milli mücadele döneminde bu hat arkadaşlar aşılmıştır. Hem Yunanlar hem Türkler o hattı aşmışlardır. Açıkçası hat çok da uygulanmamıştır. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar gelelim Samsun ve çevresinde yaşanan çatışmalara. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasında etkili olan gelişme de buydu zaten arkadaşlar. Bu bir sınav sorusudur. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasında etkili olan gelişme Samsun ve çevresinde Karadeniz bölgesinde yaşanan çatışmalardır arkadaşlar. Peki nasıl bir süreç var burada? Şöyle bir durum var arkadaşlar. Karadeniz bölgesinde İtilaf Devletleri'nin etkisiyle Rumlar ve İtilafların subaylarının etkisiyle çatışmalar çıkmıştır. Türklerle Rumlar arasında çatışmalar çıktı. Sorumlusu tamamen İtilaf Devletleri, Rumlar ve İtilafların subaylarıdır arkadaşlar. Ve bunun üzerine bölgede bir çatışmanın çıkması hemen neyi ortaya çıkartır? Mondros'un maddelerini ortaya çıkartır. Ve özellikle hangi madde? Yedinci madde. Çünkü İtilaf Devletleri öyle bir madde koydular ki hiçbir şey yokken dahi hemen bir çatışma çıkartabilirlerdi ki bu noktada azınlıkları kullanıyorlardı. Hemen çatışmayı çıkartır ve ardından 7. maddeyi gerekçe göstererek diyeceklerdi ki burası bizim güvenliğimizi tehlikeye sokmaktadır. O yüzden biz burayı işgal edebiliriz şeklinde bir hemen açıklama yaparlardı ve o bölgeyi işgal ederlerdi. Ki Samsun ve çevresinde de böyle bir çatışmayı ortaya çıkarınca Osmanlı Devleti'ni tehdit eden bir arkadaşlar bildiri gelmiştir. Samsun ve çevresinde yaşanan çatışmalardan dolayı Türkleri sorumlu tutmuşlardı. Bu bölge bizim güvenliğimizi tehlikeye sokuyor demişlerdir. Biz burayı işgal ederiz ya da siz önleminizi alırsınız şeklinde bir bildiriydi. Bunun üzerine Osmanlı yönetimi arkadaşlar bölgenin işgal edilmesini engellemek amacıyla bölgeye bir
müfettiş gönderilmesine karar verir. Ve müfettiş olarak da arkadaşlar günlerce tartışma konusu olmuştur. Kimin gönderileceğine bir türlü karar verememişlerdi. Ve en sonunda Mustafa Kemal önerilmiştir ki bu da kabul edilmiştir. Ve Mustafa Kemal'in Samsun'a 9. Ordu müfettişi olarak gönderilmesine karar verilmiştir. Bu kararın verilmesinde Mustafa Kemal'in başarılı olması, girdiği savaşlarda arkadaşlar önemli başarılara imza atması, aynı zamanda İstanbul'da gizli gizli toplantılar yapması İtilaf Devletleri'nin dikkatinden kaçmamış ve Mustafa Kemal'i İstanbul'dan uzaklaştırmanın yollarını arıyorlardı ki bu da Mustafa Kemal için de aynı zamanda müthiş bir olay olmuştur. Zaten Anadolu'ya geçmeyi planlıyordu ve bu Mustafa Kemal'i arkadaşlar açıkçası sevindirmiş ve İstanbul'daki o baskılı ortamdan daha rahat hareket edebileceği Anadolu'ya geçmenin fırsatını ele geçirmişti açıkçası. Bu açıdan önemliydi. Ve karar verildi, Mustafa Kemal Samsun'a gönderilecek arkadaşlar. Mustafa Kemal Samsun'a hem askeri hem de sivil makamlara emredebilme yetkisiyle 9. Ordu Müfettişi göreviyle. Bakın buna dikkat. 9. Ordu Müfettişi göreviyle padişahın özel emriyle, fermanıyla bölgeye gönderilmiştir. Gönderilme kararının çıktığı tarih, yani o göreve atanması 30 Nisan 1919 olmuştur arkadaşlar. Yani İzmir'in işgalinden yaklaşık 15 gün önce olmuştur. Yani şöyle sakın düşünmeyin, bakın bu çok önemli bir bilgi. Mustafa Kemal İzmir işgal edildiği için Samsun'a gönderilmedi arkadaşlar. Bakın buna dikkat. Mustafa Kemal'in Samsun'a gideceği zaten belliydi. Yani İzmir'in işgal edilmesi sadece Mustafa Kemal'in Türk milletinin gerçeği görmesi açısından Mustafa Kemal'in halkı teşkilatlandırılmasında çok olumlu bir etki yaratmıştır. Yani sadece bu açıdan bilmeniz lazım. Bu önemli bir ayrıntıdır. Ve Mustafa Kemal Samsun'a da 16 Mayıs 1919'da çıkmıştır. Bandırma vapuruyla gitmiştir. Bu da yine bir sınav sorusudur arkadaşlar. 9. Ordu'nun fetihçi göreviyle gitmesi yine sınav sorusudur. Arkadaşlar aslında bu derste tüm bilgiler neredeyse sınav sorusu. Yani tek tek hani bu sınav sorusudur demesem de emin olun ki arkadaşlar hepsi neredeyse çıktı. Ve çıkmaya da devam edecektir. Yani bu konu çok çok önemlidir çünkü arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a çıkınca görevli olduğu, sorumlu olduğu arkadaşlar iller var. Evet, bölgeler var. Nereler peki oralar? Bakın şu ana kadar böyle bir soru gelmedi ama gelebilir arkadaşlar. Dikkat buna. Vilayet-i Sitte illeri, bunları biliyorsunuz. Samsun, Kastamonu, Ankara, Trabzon, Erzincan bölgesinde Mustafa Kemal o bölgedeki sivil ve askeri makamlara emredebilme yetkisine sahiptir. Şimdi bunu da belirttikten sonra gelelim Mustafa Kemal'in resmi görevlerine. Yani Mustafa Kemal Samsun'a gidecek ama ne yapacak? Bunları bilelim şimdi. Anlatalım. Birincisi, Türk ve Rumlar arasında sözde bir çatışma var. Yani bundan Türkleri sorumlu tutuyorlardı ama tamamen ilgisi yok. Tamamen Rumların ve İtilaf subaylarının yaptığı bir çatışma, bir kargaşaydı. Yani sonuç itibariyle Mustafa Kemal'i resmi olarak Rum-Türk çatışmasını önlemek, direniş cemiyetlerinin faaliyetlerini durdurmak, çünkü bölge halkı işgallere karşı direnişe geçmiş, topraklarını, ülkelerini savunmaya çalışıyordu. Bu direnişi engellemek, halkın elindeki silahları toplamak, zaten silahları toplarsa direniş de otomatikmen çözülmüş olacaktı. Bunu planlıyorlardı. Asayişi ve güvenliği böylece sağlamış olacaktı. Ve bir de ordusunu dağıtmayan Kazım Karabekir'in 15. Kol Ordusunu dağıtmak. Merkezi Erzurum'da bulunan arkadaşlar 15. Kol Ordu'yu dağıtmak. Bu arada iki tane ordu arkadaşa dağıtılmamıştır. Bakın buna dikkat. Gelebilecek bir sorudur. Bir tanesi 15. Kol Ordu komutanlığıdır arkadaşlar. Komutanlığını da Kazım Karabekir yapıyor. İkincisi ise 20. Kol Ordu'dur arkadaşlar. Bu da merkezi Ankara'dadır. Bunun da komutanı Ali Fuat Cebesoy'dur arkadaşlar. Evet, Ali Fuat Cebesoy'un da ordusunu dağıtmadığını biliyoruz. Bunlara dikkat arkadaşlar. Bunlar önemlidir. Ve ardından bunlar Mustafa Kemal'in resmi görevleri. Açıkçası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Resmi görevini direkt şu şekilde bilsem bile yeterli.
resmen Mondros Ateşkes Anlaşması'nı uygulasın diye Mustafa Kemal Samsun'a gönderilmiştir. Açıkçası kısaca özeti budur aslında. Gelelim Mustafa Kemal'in asıl amaçlarına. Mustafa Kemal, bu görevleri yapacaksın dediler ama Mustafa Kemal kendi içerisinde asıl amaçlarını tabii ki gizli tutacaktır. Mustafa Kemal'in asıl amacı ise arkadaşlar şu dört madde. Bakın bu o kadar önemli ki bunu bildiğiniz zaman bunun hazırlık döneminde arkadaşlar sırasıyla tek tek yapıldığını göreceksiniz. Ve Mustafa Kemal bu aşamaları tek tek sırasıyla yapacaktır. Peki neyi amaçlıyor? Öncelikle Mustafa Kemal Türk milletini uyandırmaya çalışıyor. Yani halkı teşkilatlandırıp işgallere karşı gelmesini sağlamaya çalışıyor. Bu birinci özelliği. Bilinci uyandırdıktan sonra ulusal birliği sağlamayı planlamıştır. Önce insanlar uyanacak, Türk milleti uyanacak, ardından bir olacak, bir araya gelip teşkilatlanacak, birlik ve beraberlik sağlanacak, ardından ülkede bağımsızlık mücadelesi başlatılacak. Çünkü savaşmadan düşman ülkeyi terk etmeyeceğini biliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden ulusal bağımsızlık mücadelesini başlatmayı planlıyor ve en sonda bağımsızlığı sağladıktan sonra da saltanatı kaldırıp ulusal egemenliği yani cumhuriyet sistemine geçmeyi planlıyor arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal'in asıl hedefleri bunlardır ki bunların hepsini tek tek yapacaktır. Ulusal bilinci ilk etapta arkadaşlar Havza genelgesinde bunu az çok yapıyor arkadaşlar. Ardından yine Amasya genelgesiyle plan programı belirliyor. Ulusal Birliği Sivas Kongresi'nde bütün direniş cemiyetlerini bir araya getirerek de sağlıyor. Ardından bağımsızlık mücadelesini başlatıyor. Kurtuluş Savaşı başlıyor. Doğu, Güney ve Batı cephelerinde savaşırız ve bu savaşı da kazanırız. Ve en son işte Lozan'la da arkadaşlar bağımsızlık sağlandı. Ve ardından saltanatı kaldırdık arkadaşlar. Saltanatı kaldırması da ulusal egemenlik böylece gerçekleşmiş oldu. Ulusal egemenliği pekiştiren olay ise de Cumhuriyet'in ilan edilmesi olacaktır. İşte bu Mustafa Kemal'in açıkçası yol haritasıdır. Yani bu bizim açıkçası şifremiz arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal'in bu amaçlarını eğer en başından bilirsek sürecin de hep bu şekilde olduğunu açık ve net bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Ve hepsi tek tek karşımıza da çıkacaktır. İşte Mustafa Kemal'in asıl amaçları da bu şekildeydi. Gelelim Mustafa Kemal Samsun'a gitti. Samsun'a varma tarihi arkadaşlar 19 Mayıs'tır. Nutuk'ta da diyor ki ilk cümlesi hatta 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım. Çıktım derken Samsun'a ayak bastım demek istiyor. 16 Mayıs'ta yola çıkmıştı. Bandırma vapuruyla 3 gün içerisine gitti ve 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı arkadaşlar. Hemen yaptığı araştırmalar, incelemeler sonucu 20-22 Mayıs'ta arkadaşlar İstanbul'a bir rapor gönderdi ve Samsun raporu olarak da arkadaşlar tarihe geçmiştir. Ve raporunda şunu belirtiyordu Mustafa Kemal diyordu ki bölgedeki çatışmanın sorumlusu Rumlar ve itilafların subaylarıdır. Türklerin hiçbir suçu yoktur. Türkler bağımsızlığından asla ve asla taviz vermeyecek. Manda ve himaye asla olmayacak. Ne İngiliz mandası ne Amerika mandası tam bağımsız olacağız. Bunu kastediyor. Ve İzmir'in işgalinin haksız olduğunun, bunun geçici olması gerektiğinin ve Rumların İzmir'i terk etmesi gerektiğini belirtiyor arkadaşlar. Ve böylece Mustafa Kemal bakın çok önemli bir süreci daha başlattı. Resmi görevinin dışında hareket etmediğini ilk kez neyle bize göstermiştir? Samsun raporuyla göstermiştir. Yani resmi görevlerini uygulamayacağının sinyalini Samsun raporuyla vermiştir arkadaşlar. Ve Samsun raporu Mustafa Kemal'in milli mücadele fiili olarak ilk başlattığı olaydır. Evet, milli mücadelenin fiili olarak ilk başlatıldığı olay Samsun raporudur arkadaşlar. Ama İtilaf Devletleri bu durumdan arkadaşlar hiç memnun kalmadılar. Yani Mustafa Kemal'den şöyle bir şey bekliyorlardı açıkçası. İşte bu bölgede çatışmaların olduğunu ve gelip çatışmaları sona erdirdiğini belirten bir şey bekliyorlardı. Ve resmi olarak o raporda çatışmaların olduğunu teyit ettikleri an hemen Mondros'un 7. maddesi devreye girecekti ve orayı işgal edeceklerdi. Ama böyle bir raporun gelmesi onları hiç de memnun etmemiştir. Ve Mustafa Kemal'in hani resmi görevin dışında hareket edeceğini de az çok anlamışlardır arkadaşlar. Evet, Samsun'da raporunu yayınladıktan sonra arkadaşlar 3 gün sonra 25 Mayıs'ta karargahını
Havza'ya arkadaşlar taşımıştır. Samsun'un ilçesi arkadaşlar bunu bilin. Samsun ilçesi olan Havza'ya gelmiştir. Çünkü burada İtilaf Devletleri'nin baskısı vardı. Bunun üzerine Havza'ya geldi arkadaşlar. Ve Havza'da 3 gün sonra da bir genelge yayınladı. 25 Mayıs'ta Havza'ya geldi. 28 Mayıs'ta da Havza genelgesini yayınlamıştır. Genelgesinin amaçları Mustafa Kemal'in asıl amaçlarının ilki olan yani milli bilinci uyandırmak için hazırlanmış olması önemlidir. Yani Havza genelgesinin amaçlarının ilki milli bilinci uyandırmak. İki, halkın işgallere karşı tepki göstermesini sağlamak. Zaten maddelerinde de bunu görüyoruz. Bakın neler istiyor Mustafa Kemal Türk milletinden? Bir, işgallere karşı gösteri ve mitingler yapılmasını istiyor. Yani tepkisiz kalmamaları gerektiğini, sesini duyurmaları gerektiğini ve mücadele edeceklerinin sinyalini verin diyor arkadaşlar. Yani bu noktada sessiz kalmayın istiyor Mustafa Kemal. İkincisi, İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletleri'ni işgalleri kınayan telgraflar çekin diyor. Hem İtilaflara hem Osmanlı'ya. İtilaflara ülkemizi işgal ettikleri için onları kınayın. Osmanlı yönetimini de işgalleri tepkisiz kaldığı için kınayın. Yani bu noktada sesinizi onlara da duyurun. Bunları kınayan telgraflar çekin diyor. 3 sınav sorusu aynı zamanda. Gösteri ve mitingler esnasında. Çünkü gösteri ve mitingler yapın diyor Mustafa Kemal. Ama bu gösteri ve mitingler esnasında sakın ha sakın diyor. Azınlıklara düşmanca tavırlardan sakının. Çünkü olası bir çatışma yeni bölgelerin işgal edilmesine zemin hazırlayabilir. Çünkü 7. madde uygulanır. Bakın sürekli karşımıza çıkar bu Mondros'un 7. maddesi. Olası bir çatışma yeni işgal bölgeleri ortaya çıkarır. Yeni işgallere zemin vermemek, sebep olmamak için azınlıklara düşmanca hareketlerden kaçının demiştir. Yine silahlar ve görev yerleri terk edilmeyecektir demiştir. Burada da Mondros ateşkesine karşı çıktığının göstergesidir. Silahlar ve görev yerlerinizi bırakmayın demekle de Mondros'ta işte silahlar terk edilecek. Görev yerler bırakılacak denmişti komutanlar için. İşte silah ve görev yerlerinizi bırakmayın diye de Mondros'a karşı çıkmıştır. Mustafa Kemal genelgeyi tek başına yazdı ve vali aynı zamanda komutanlara göndermiştir. Hem valilere hem komutanlara gönderdi. Neden biliyor musunuz? Hem sivillere hem de resmi makamlara, askeri makamlara emretme yetkisi vardı. Valiler aracılığıyla resmi olarak yayılacaktı. Komutanlar aracılığıyla da askeri olarak yayılacaktı. Ve böylece bir direniş başlatılacaktı. Bu açıdan önemlidir. Bir de Mustafa Kemal tek başına imzalaması da önemlidir. Çünkü Amasya Genelgesi'ni çok imzalı çıkartmıştır. Bunu tek imzalı çıkardı. Yine Mustafa Kemal genelgeden sonra kendisine katıldığı ilk mitingi de gerçekleştirmiştir. Bakın Havza genelgesinden sonra mı diyorum? Havza genelgesinden sonra ilk miting 30 Mayıs'ta Havza'da arkadaşlar gerçekleştirilmiştir. Yine milli mücadelenin ilk ulusal genelgesidir. Evet, milli mücadelenin ilk ulusal genelgesi Havza genelgesidir. Genelgeden sonra ülkenin dört bir yanında gösteri ve mitingler yapılmıştır arkadaşlar. Bu da genelgenin amacına ulaştığının göstergesidir. Bu da sınav sorusudur. Evet, genelgeden sonra ülkenin dört bir yanında gösteri ve mitinglerin yapılması genelgenin amacına ulaştığının göstergesidir. Mustafa Kemal, bakın bu genelgeden sonra İtilaf Devletleri'nin Osmanlı yönetimine baskı yapmasının nedeniyle geri çağrılmıştır. Evet, hükümet tarafından geri çağrılmıştır. Mustafa Kemal bunu bu şekilde arkadaşlar oyalamıştır. Geri çağrılma, ilk geri çağrılma bakın buna dikkat. Havza genelgesi sonrasıdır. Ve 8 Haziran 1919'dur arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal'in geri çağrılmasına cevaben de şunu belirtmiştir. Beni bu göreve padişah atadı. Ancak ve ancak padişah beni bu görevden alır demiştir. Ve buradaki amacı Mustafa Kemal'in zaman kazanmaktır. Çünkü o belgenin tekrar İstanbul'a gitmesi, padişahın huzuruna çıkması, yeni bir kararın çıkması, padişahın emriyle, fermanıyla tekrar Mustafa Kemal'in İstanbul'a çağrılması yaklaşık bakın bir ayı buluyor arkadaşlar. İlk çağrılma 8 Haziran'dır. Mustafa Kemal'in resmi görevine son verilmesi 8-9 Temmuz'dur. Yani bir ay sonra resmi olarak bütün görevleri sona erecektir. İşte Mustafa Kemal bu süre zarfında zaman kazanıp 9. Ordu Müfettişi görevini ne kadar çok kullanırsam halkı bir araya getirebilme
şansım da artar diye düşünüyor. İşte bu yüzden zaman kazanmak amacıyla böyle bir yönteme başvurmuştur ki başarılı da olmuştur. 8 Haziran'da çağrıldı. Mustafa Kemal 12 Haziran'da Amasya'ya geçti arkadaşlar. Hemen arkasından Amasya genelgesinin hazırlıklarını başlatmıştır. Zaten Amasya genelgesi milli mücadelemizin yol haritası ve pusulası olacaktır. Kurtuluş Savaşımızın amacını, yöntemini ve gerekçesini orada belirleyecek ve milli mücadelenin artık açıkçası startı verilmiş olacak. Artık başlayacaklardı. Sevgili arkadaşlar, bu dersimde Mustafa Kemal'in işte Kurtuluş Savaşı sürecine girmesi kısmını anlattım. Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi olarak da ilk ders olarak bunu anlattık. Bir sonraki dersinde genelgeleri birlikte devam edeceğiz. Kişilere, görevlere arkadaşlar, yer isimlerine dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Bu açıdan önemli bir konudur. Bunu da yine bu şekilde bilelim arkadaşlar. Evet, bir sonraki dersimiz arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.